dövizle ev kiralama işini hükümet yasaklasın. Hayır, yüksek kiracı söylesin kardeşim, desin ki mesela 2000 lira okuyor, 10 bin lira istiyorum arkadaşlar ama Türk parası. Evet. Değil mi? Mesela her ay yahut her yıl bir misli artması istiyorum diyebilir. Baştan konuşsun. Ama dolar, euro olayı, yani bu olmaz. Bu çok samimiyetsiz. Çünkü doların, euro'nun nereye çıkacağı belli olmuyor. Kardeşim, bu dolar, euro ne iş ya? Bir kere bu konuyu bir kere hemen halletsinler. Herhalde yani ev sahipleri falan da, ya kardeşim oradan gelecek para uğursuzluk getirir. Yani Türkiye'ye zarar getiren bir parayla bu işi yaparsan uğursuzluk getirir. Onun bereketi olmaz. Türk parasına çevir, bereketi gelsin. Çok paran olur, bereketi olmaz. Az olur, bereketi olur. Ayrıca Türk parası da öyle az para getirecek bir para değil. Altın karşılığında ver evini. Değer mesela, dedim işte, 60 Cumhuriyet altını karşılığında kirayı veriyorum diye. Bu kadar. Nereden çıktı dolar euro ya? Bırak bunları. Aman aman aman, bak Türkiye'nin gibi çok büyük oyun oynanıyor. Doları bir kere direkt tedaviden kalmasın. Hiç kimsenin cüzdanında, evinde dolar falan şey kalmasın, euro kalmasın. Hiçbir yerde hiçbir şekilde kullanılmaz. Bak, Cumhuriyet tarihinde ilk defa büyük bir dertten kurtulmuş oluyoruz. Allah vesileti her şeyde bir hayır var. Dolarla şu, bu milletin beli sürekli bükülmüştür. Biliyorsunuz. Sürekli mahvolmuştur bu millet. Dolar yüzünden.